Merhaba sevgili Aktamar TV izleyicileri. Bir Orhan Demirtaş'la 7 Sanat programında tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Tabii bildiğiniz gibi 7 Sanat programımıza Türkiye'nin çeşitli illerinden, çeşitli yerlerinden büyük ustalarımızı, güçlü kalemlerimizi davet etmeye başladık. Bunlardan bir de eğitimci, yazar, çok sevgili dostum Meriç Turan hocamız. Bu akşam konumuz olacak. Saygıdeğer hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ hoş olun, bulduk. Sağ olun. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sizleri görüp mutlu olmamak, mesut olmamak mümkün değil. Sizleri çok seviyoruz. İyiyim. Sizler nasılsınız kıymetli hocam? Minnettarım, çok teşekkür ederim. Emin olun sizi gördükten sonra ne kadar çok özlediğimi bir kez daha hatırladım. Tabii sanatımıza, edebiyatımıza, edebiyata yön veren güzel ve güçlü isimlerdensiniz Meriç Hocam. Hem takdirle hem de büyük bir sevgiyle ve heyecanla takip ettiğim isimlerden, insanlardan birisiniz. Bu akşam sizi ağırlamanın Akdamar TV ekranlarından sizi seyircilerimizle buluşturmanın mutluluğunu ve heyecanı yaşattınız bana. Tekrar davetime icabet ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Meriç Hocam, o şeref bize ait. Çok teşekkür ederim. Lütfen biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Şöyle başlayayım. Seçkin bir kimse değilim. Estağfurullah. İsmimin baş harfleri aciz diyor. Evet. Bağışlanmanı dilerim. Sana zorsa bırak yanayım, kolaysa esirgeme. Hayat boş bir rüyaymış. Geçen ibadetler özürlü, eski günahlar dipleri. Seçkin bir kimse değilim. İsmimin baş harflerinde kimliğim. Bağışlanmamı dilerim. Sana zorsa bırak yanayım, kolaysa esirgeme. Eyvallah. Hayat boş geçti, geri kalan korkulu. Her adımım dolu olsa işe yaramaz katımda biliyorum. Bağışlanmamı diliyorum diyen Cahit Zarifoğlu'nun, Yedi Güzel Adam'ın, Muğli Pakdil'in, Sezai Karakoç'un, Rasim Özdenören'in memleketinde yaşayan, onların bulağından, menbaından, pınarından bir katı olsun, beslenmeye çalışan, su içmeye çalışan bir edebiyat işçisiyim naçizane. 1978 yılında Nevşehir'de dünyaya gelmişim. Anam babam sağdır. Allah herkesin anasına babasına hayırlı ömürler versin. Amin. Vefat edenlere de amin, rahmetler olsun. Amin. 3 çocuk babasıyım. Eğitim alanında ihtisas yapıyorum. Mesleğim mali müşavirlik. Burada özel bir firmada muhasebe şef olarak görev yapıyorum. Bu şekilde hayat hızlı şekilde akıp gidiyor. Bana da yazar demişler. Müşteri Karakaya gibi konuşayım şimdi. Bana da yazar demişler. Her ne kadar layığım bilmem. Benden sonrasında kaç satır yazım kalır hiç emin değilim. Biz fazlasıyla layık olduğunuzu bilenlerdeniz ve ciddi anlamda bu takdiri ve bu sevgiyi hak eden ender isimlerden ve ender insanlardan olduğunuzu da özellikle ifade etmek istiyorum. Meriç Hocam, bize tabii uzun bir zamandır edebiyat dünyasında bu alana hizmet veriyorsunuz ve çeşitli kitap fuarlarına katıldınız. Bize biraz bu süreçten bahseder misiniz? Tabii. Enteresan bir süreç aslında. Benim yazarlık çocukluk hayalim ama evet, araya giren meslek edinme sürecinde ve mali müşavir oldum. İktisat alanında ihtisas yaptım. Evet. Edindiğim meslek beni edebiyattan çok fazlasıyla uzaklaştırdı. 2016 senesinde tabii gayretli bir okur olduğumu kabul edeyim, itiraf edeyim. Orada mütevazı davranmayayım ki aklılarda başka soru işaretleri oluşmasın. Öteden beri iyi bir okurum. Hala da öyleyim. Kitap okumayı aşkla seven birisiyim. 2016 yılında üniversiteden bir arkadaşım Almanya'da yayıncılığa başlar. İsmi Sedat Ergin. Onu da buradan sevgiyle selamlıyorum, muhabbetlerimle kucaklıyorum kıymetli abime. O benden bir kitap yazmamı istedi. Sipariş usulü kitap olmaz elbette. Bunun için istediğini sorunca senin bir kitabını yapmak istiyorum dedi. İlk olarak Aziye Yayıncılık'tan, Ahir Zaman'dan naçizane şu Mihrullah isimli deneme eserimiz. Evet. Tasavvufi denemelerin olduğu eserim yayınlandı. Evet. Böylelikle bu serüven başladı. Tabii ben bunu asgari tarafıyla bir kitabım olsun heyecanıyla herkesin yaşadığı şekilde
arzu ettim ve diledim. Onun da son kitabı benim yazdığım eserler arasında. Başka da yazmayacağımı düşünerek başladım. Fakat süreç öyle işlemedi. Yazmaya başladıktan sonra yine aynı evlerinden, dostlarımızdan, abilerimizden gelen ısrarlar üzerine yazmak bir yükümlülüğün, ağır sorumluluğun altındayız hala. Rabbim bu yolda iddiası olanları, çabası olanları bu yükün altında ezilmekten esirgesin inşallah. Başlangıcı böyle kitaplarda alan yolculuğumuzun. Meriç Hocam, evet, yani sizin çok ben en ibnelerden diyorum yani, bu anlamda çok takdir ediyorum sizi. Bize biraz da böyle hani edebiyat dünyasında ciddi anlamda bir aktif pozisyonunuz var. Ben biraz da şeyi merak ediyorum Meriç Hocam. Yani işte edebiyat tarihi dediğimiz zaman edebiyatın intiharla özdeşleştiğini, edebiyatın çeşitli genç ölümlerle özdeşleştiğini görüyoruz. Evet. Edebiyat ve ölümden, edebiyat ve intihar. Şimdi bununla alakalı 2017 yılında benim çok da merak sardığım ruhi mülakatlar, yani ruhi söyleşiler çalışmam olmuş idi. Bu arada insan psikolojisine olan alakam netice itibariyle bu irade eğitimi isimli eserde de edisyon katkısı sağlamam, Morena Yayıncılık bu vasıtasıyla çıkan katkı sağladı. Evet. Böyle bir katkına acizane talep ettiler. Psikoloji alanına ilgim fazla. Şimdi sizin sorduğunuz soruyu ben çok iyi anladım. Çok da değerli bir soru. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Hakkıyla cevap veririm bu soru. Lütfen buyurun. Şimdi edebiyatın terminolojik anlamdaki kök manası malumunuz. Sizlerin de benden daha iyi bildiği gibi. Estağfurullah. Edep kökünden gelmekte. Yani Udeba çoğulu edep kökünden gelen bir kavram edebiyat. Evet. Şimdi edebiyatın batının savrulmuş karma karışık uçurumun kenarına giden ve Tanrı'dan medet umarken Allah'a bir türlü asırlardır bulamayan sakin anlayışı neticede Virginia Woolf'lerin ve nicelerinin ceplerine çakıllar doldurarak kendilerini nehirlerin dibine götüren bir süreç oldu. Halbuki çoğu dehaydı bunların. Birçoğunda da bu tür şeyler olmuştur. Ben edebiyatın Tolstoy'daki gibi, Rambo'daki gibi aslında netice itibariyle Allah'ı bulmadan mutmain olunamayacak bir süreç olduğuna inanıyorum. Evet. Yani o tarafını doldurmadan, Allah inancı tarafını tamamlamadan, ikame etmeden bir yürekteki kanama asla absorbe edilip düzeltilemez. O yara olur ve zaman zaman da sizin bahsettiğiniz bu canına kıyma, intihar gibi şeylerle sonuçlanır. Çok vahim şeyler bunlar her şeyden önce. Edebiyat ne vermiyor ki bu insan ölüm gibi bir şeyle tercihle karşı karşıya geliyor. Evet. Edebiyat güzel kelimeler bağışlayabilir insanlara. Edebiyat okura da yazar vasıtasıyla çok güzel, lezzetli edebiyat ürünleri bahşedebilir. Fakat işin özünde Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle anladım ki sanat Allah'ı aramakmış. Onun dışında kalan her şey çelik çomakmış. Düsturu icabıyla bizim kadimden beri gelen Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı teşriflerinden bugün ortaya konulmuş dehte ne var ise ben bunu yine Allah'ı aramak sütununda bir yüz mana olarak görüyorum. Örneğin Rembo'dan bahsettim biraz önce. Sezai Karakoçları, Necip Fazıl'ları, nicelerini dünyanın dört bir tarafındaki sizin gibi güzide şairleri etkileyen Rembo'nun hayat hikayesine baktığınız zaman çok bohem bir yaşam tarzı, gerçekten kabul edilemeyecek sıkıntıların sonunda kendisini Mağrip'te bir mescidin bahçesinde sekaret halinde ve Müslüman olarak bulmuş. Evet. Neticesinde sonunda perekesini mirasında Müslümanlara bağışlamıştır. Yani bu önemli. Biz hazıra konduğumuz için biraz Müslüman mahallede doğduk. Kulağımıza ezan okudular. Efendime söyleyeyim. Böyle bir ümmetlik nimetiyle karşı karşıya olmamıza rağmen öykünmenin anlamı yok. Batıdan alacağımız çok şey var. Poetikayı mimesesi almalıyız elbette. Tefekkür modunda onları çok iyi tanımalıyız. Eflatun'u tanımadan bu iş olmaz. Götesiz bir şiir olmaz. Bunları kabul ediyorum ama bizim de onun üstüne koyabilecek temelde elimizde çok ciddi donelerimiz ve bir edebi varlığımız var, öz varlığımız. Kesinlikle. Bu öz varlığımızı
dağıtan biz olmalı ve içinde bulunduğumuz bu sarmaldan bir an önce çıkmalıyız. Belki bununla ilgili de bir soru sorarsınız. Evet. Hocam peki yani ben biraz aslında bizi şu anda Ayhan Aşkın izliyor. Kendisine selam olsun. Sizlere de selamları var değerli hocam. Hamide Donmuş hanımefendi bizleri izliyor. Sizlere selamlar var. Memduh Beyazıt özellikle sizlere selam iletmemi istediler. Aleyküm Tabii bu selam, aleyküm selam. muhabbetimizi, bu sohbetimizi biraz da bu dostlarımıza ithaf edelim. Birazdan tabii sizin o Elbette. Davudi sesinizden şiir de alacağız. Evet, ben biraz onun da heyecanını yaşıyorum ama ondan önce doğrusu sesen sizi hazır böyle yakalamışken biraz da böyle akademik düzeyde bilgilere sahip olalım istiyoruz. Değerli hocam, bu bir zamanlar sahip olduğumuz zengin tasavvuf kültürünün bugününü biraz değerlendirir misiniz bize lütfen? Evet, geçenlerde çok kıymet verdiğim bir dostumun ağzından bu salgın öncesinde, bu arada pandemi değil yani salgın, Evet, salgın şu öncesi. kıymetli Sağlık Bakanımız belki sesimizi duyar. Şairler kendi çağından öteye seslenmek mecburiyetindeler. Bir hassasiyetimiz noktasında Türkçemize ne olur kıymayınız. Bu virüsler, bu salgınlar gelir geçer. Bunun acısını lütfen Türkçeden çıkartmayalım. Hemen çok vakit almadan bulaş nedir? Bulaş nedir? Efendime söyleyeyim, pandemi nedir? Türkçe'de bunların karşılıkları varken bunlara niçin ihtiyaç duymaktadır? Bunu sorgulayalım. Diline, lisanına sahip çıkamayan milletlerin esareti geri dönülmez esaretleri olabilir. Doğru İstirham söylüyorsun. ediyoruz. Öyle. Bu alandaki verdiğimiz mücadeleye destek olmayacaklarsa dahi ne olur? Güç yetiremediğimiz yerlerden köstek olmasınlar. Lisanımıza hürmet bekliyoruz. Hemen cümlemi Lütfen. toparlayayım. Salgın öncesinde bir dostum bir çay sohbetinde şöyle bir söz sarf etti. Tasavvuf artık krizdedir dedi. Yine deruni bir sohbette. Sadece basit bir güceneklikle geçiştirilemeyecek kadar ağır bir ithamdı doğrusu. Tasavvufu algısından hiç şüphemin olmadığı bir dostumun ağzından böyle bir şey duymak beni önce ciddi anlamda kaygılandırmıştı. Fakat üzerine biraz düşününce aslında krizde olan şeyin tasavvuf değil de insanlık olduğu kanaatine naçizane ben vardım. Çünkü değerler, maneviyat bir ufukta ışık yüzmesi gibi bekler dururken siz o yana dönmezseniz eğer ışığa yok diyebilirsiniz ama bu onun gerçekliğini ortadan kaldırmaz. Güneş her sabah doğar ama sırtını ona dönenler için güneş yok. Tasavvuf ışığı İslam medeniyetinin, kadim İslam medeniyetinin ta Orta Asya'dan, Taşkent'ten, Buhara'dan, Horasan'dan başlayıp dünyaya nevşi nema eden, Mağrib'e kadar ulaşan, Cezayir'lere, Fas'lara kadar giden, dünyanın öbür uçlarına, şimdilerde Kanadalara kadar uzanmış, Küba'lara, Çin'in ortalarına kadar Uygur Türkleri kardeşlerimizden, Avustralya'nın Sydney'ine kadar tasavvuftan insanlar haberdar. Yani İslam'dan haberdarlar, İslam tasavvufundan da haberdarlar. Tabii şimdi son dönemde İslam tasavvuf üzerinden bunu bir kavga aracı yaparak Türkiye'de tasavvufun altını dinamitlemeye çalışan bazı akademisyen, efendim işte din görevlisi sair dostlarımız, kardeşlerimiz olsa bile tasavvufun bu gücünü zamanla nasıl büyük bir ihtiyaç olduğuyla destekleyeceğine inanıyorum. Hatta geçenlerde kulakları çınlasın Yusuf Kaptan, Yusuf Hocam şöyle bir söz sarf etti. Avrupa'dan bahis de dedi ki Avrupa din arayışında her yeri tüketti, her şeyi tüketti. Macron'un bu kadar ihtirasla ve hasetle İslam'a karşı hamle yapmasının Saldırması. sebebi toplu olarak Avrupa'da İslam'a geçiş başlayabilir. Bundan korktukları için bunu yapıyorlar. Çünkü diğer tarafların Kesinlikle, hepsi kendi. kesinlikle katılıyorum. Hal böyle olunca İslam'ı kimin anlatacağı, hangi yolla anlatacağı, İslam'ın şöyle ifade edeyim mi? Müsaadeniz olursa Lütfen kıymetli hocam. hocam, buyurun. Dinin üç boyutunu ele alalım. Yani bu aslında edebiyat delili konuşuyor ama dinin üç boyutunu. Şekilsel boyutunda ben bedenen namaz kılarım ya da kendimi aç bırakırım. Evet. Efendime söyleyeyim ya da cebimdeki üç kuruşu birine veririm. Bu işin şekilsel boyutu. Doğru söylüyorsun. İşin iç tarafındaysa bunun yapma müsebbibi olan değerlerim vardır. Yani bedenin oraya eğildiğinde
Aslında gözümle görmesem de bir Allah'ın varlığına inandığım için o secdeye kapanmaktayım. Bu benim şahsi boyutumdur. Müminin kendi şahsi tefekkür tarafıdır. Üçüncüsü de sosyal boyuttur. Beni izleyenlerin benden etkilenmeleri noktasında bu anlayışım, bu inancım, bu değerin yaygınlaşmasını arzu etmemle alakalıdır. Ben böyleyim, gelin siz de böyle olun demek anlamında. Biz şimdi İslam'ı hangi yüzüyle, arayüzüyle Batı'ya, İslam arayışı içerisinde olan insanlığa 8 milyar, 7 milyar, 6,5 milyar insanlığa bunu nasıl teklif edeceğiz? Elbette tasavvufla teklif edeceğiz. Eskimeyen, pörsümeyen, merhametini bitirmeyen, sevgi dolu, muhabbet dolu, aşk dolu, yüzyıllardır bunu yapa gelmiş olan tasavvuftan başka İslam'ı anlatmanın ve şu an sevgisizlikten, yalnızlıktan kıvranan bu çağımızın insanının İslam'a davetinin başka nasıl bir yol olabilir kıymetli hocam? Elbette tasavvufla. Mevlana'nın anladığı gibi. Ne olursan ol yine gel diyerek. Hacı Ahmet Yesevi'nin davet ettiği gibi. Dağları, ovaları aşıp benim Hacı Bektaş'ıma, Hacı Bektaş-ı Veli, Ankara'ma Hacı Bayram Veli, Ahmet-i Hayi, Anadolu'nun her bir tarafına serpiştiği o incileri düşünür müsünüz? Şöyle. Işık ışık yandığını düşünün. İşte onların sayesinde Anadolu, Anadolu olmuştur. Anadolu'dan Balkanlara kadar takip ediyorsunuzdur. Makedonya, Arnavutluk'a bakınız. Oralarda hala İslam'ın ne yazık ki savaşlar sebebiyle yitik topraklarımız diyorum ben. Asla bu topraklara razı olmadığını belirteyim. Evet. Kaybedilmiş topraklarımın peşindeyim. Nasıl Karabağ'da bugün bizim kardeşlerimiz gidip işgal altındaki toprakları kurtardılarsa Allah'a ben de bir şükürler olsun. Gürcü sütununa geri döneceğim diyorum. O Viyana kapılarına tekrar gideceğim diyorum. Evet. Atalarımın yarım bıraktığı yerden devam edeceğim diyorum. Efendim Endülüs'ün kapıları bana kapanmadı asla. Tarık bin Ziyad'ın bıraktığı yerden diyorum. Sultan Abdülhamid'in bıraktığı yerden kaldığım fethe devam edeceğim diyorum. Fakat bunu yapabilmek için önce yine ne diyorum? Sese ses, kaleme kalem, güce güç, fikir ve edebiyat diyorum. Sanat ve kültür diyorum. Eyvallah. Türkçe diyorum, lisan diyorum. Bunu yaparsam diğerlerini yapabilmek için fırsatım olur diyorum. Kendi dilinden öykünen, kendi dilinden, tarihinden, lisanından, fistanından, anasının yazmasından utanan bir gençlik de dünya fethedilemez. Doğru. Kendi Anadolu irfanına sahip çıkan bir anlayışla bisiklete çıkacağız. Evet. Silkinelim, kendimize gelelim. Elimizdeki değerlerin mukaddesliğini tekrar fark edelim. Düşüncesindeyim naçizane. Kesinlikle çok teşekkür ederim. Hakikaten bunlar çok derin ve çok güzel bilgiler. Ben çok teşekkür ediyorum. Hocam bu arada tabii Leyla Yiğit Kaya'nın da sizlere selamları var. Şu anda bizi izliyor. Leyla Yiğit Kaya'yı da Aleyküm. selamlıyorum. Sevgiyle selamlıyorum bu kardeşimizi de. Hocam yazarlık hangi hallerde ortaya çıkar Meriç Hocam? Biz büyüklerimizden öğrendiğimiz kadarıyla benim bu konuda şahsi bir yargı beyanım çok büyük edepsizlik olabilir. Ola ki içlerinden bir tanesi bir gün izlemek gibi bir lütufta bulunurlarsa bu programı haddim olmayarak büyüklerimden gördüğüm edebiyat yürek kanatma sanatıdır. Dert edinme sanatıdır. Yalnızlığa dost olma sanatıdır. Kendiyle uğraşma sanatıdır edebiyat. Benim anladığım kadarıyla, Evet, büyüklerimin bana öğrettiği kadarıyla. Burada ben kendi adıma bir yargı oluşturamadım. Bunu nakletmişlerim sadece Kemal Hocam. hocam, peki aynı zamanda işte 19. ve 20. yüzyılda yaşamış ve bir kısmı hala aramızda aramızda yaşayan ve sanata ve edebiyat vadisine derin izler bırakmış birkaç isimden bize bahseder misiniz hocam? Tabii ben onlardan İşte Nuri isimlerini Pakdil gibi, Sezai zikretmekten ziyade Karakoç gibi. Buyurun hocam. biz onlarla yaşıyoruz. Şöyle ne taraf görüyoruz? Biz onlardan bahsetmeyiz. Evet. Biz onların mayesinin her an içerisindeyiz. Çok şükür. Benim Kahramanmaraş'a yerleşme sebeplerimden ilki budur. Bu toprağın kendi rehası içerisinde hali hazırda kimi zaman burada yaşayanlardan da fark edemeyenler olsa dahi yedi güzel tasvirini, yedi güzel adam kavramını ben kabul etmiyor olsam dahi Kahramanmaraş bu işin menbaıdır. Elbette yedi güzel adam Sezai Karakoç'un da içinde bulunduğu bir grup sadece Kahramanmaraş'a mal edilemez ama benim nazarımda Kahramanmaraş
bu konuda çok büyük bir rezerve sahiptir. Van da bu konuda müjdelenmeli. Van da aynı rezerve sahiptir. Eyvallah. Yani Evet. Acem edebiyatının tesirini, Acem edebiyatının tesirini Van'da görebilirsiniz. Evet. Van hatta bir noktada biraz daha nasip. Niye? Van Acem'in o birikimini, Farisi'den de gelen o Doğu akımını da alabilmiş. Aynı zamanda sizlerin de içinde bulunduğu ikinci yeni eklemlenmiş büyüklerimizin de Müşter Hocam gibi, sizler gibi Mustafa Eyvallah, Işıklar eyvallah. gibi saymadığım nicelerinin bulunduğu bir şehir olmasa sebebiyle Van oradan ben İran kapıya yol açan bir Anadolu surudur benim gözümde ve çok Evet. kıymetlidir. Bilirsiniz muhabbetimi de, hürmetimi de. Estağfurullah. Şimdi bizler mesuliyetler manzumesi içerisinde ayak sürdürmek mecburiyetinde olan insanlarız. Yani yaptığımız şeyler, söylediğimiz sözler, işte yazdığımız bir cümle o an için bir gencin yüreğinde bir sorunun cevabı ya da bir açılan kapı olabilir. O yüzden yazdığımız şeyler çok önemli, etkilendiğimiz şeyler çok önemli. Kimlerden etkilendiğimiz ve kimleri okuduğumuz da çok önemli. Yargılardan korkarım. Yaşlandıkça korkar oldum kıymetli hocam. Yargılamak ve her konuda kesin hüküm vermekten korkuyorum artık. Belki de ihtiyarlamaya başladığımızın remzidir bu, bilmiyorum ama çok değerli şair, yazar dostlarımız var. Fakat benim nazargahımda fikir ve şiir buğdunda aziz ve kıymetli merhum Necip Fazıl Kısakürek üstadı bir yerde tutmak lazım. Şimdi geçtiğimiz günlerde Baba Tahir'le bir telefon görüşmesi yaptık. Kahramanmaraş'ta yaşayan ve Necip Fazıl dönemini çok iyi bilen, kulakları çınlasın, bir büyüğümüzdür kendisi. Baba Tahir'in ve onun gibi dostlarımızın bana özelde yaptığı sohbetler vardır. Bugünün hatırına ve Akdamar TV izleyicilerinin hatırına bu sohbeti size kısaca anlatayım, nakletmiş Lütfen, olayım. lütfen çok mutlu olurum hocam. Günlerden bir gün diyor, yılını söylemişse de ben unuttum. Üstadın bulunduğu bir meclise gitmişim diyor Baba Tahir. İşte genç öğrencilerden, üniversite öğrencilerden bir kısmı ellerinde bir mecmua ile geldiler üstadın yanına, oturdular. Efendim, Avrupa'da bir şiir mecmuası yayınlanmış. Haberiniz oldu mu? Deyince üstad merhum diyor ki, neyle alakalıymış bu şiir mecmuası? Dünyada yaşayan 100 büyük şairi buraya sıralamışlar. Türkiye'de de 2 kişi var. Deyince üstad Necip Fazıl, diğeri kim diyor. Diğeri de Yahya Kemal'dir deyince isabet duymuşlar. Şimdi kıymetli hocam, bu kibir değildir. Necip Fazıl'ın ki, yani diğeri kim derken ifade Estağfurullah, ettiği, elbette. biri benim ama öbürü Elbette. kim? Biri benim ama öbürü kim derken tevazu ya da kibir meselesi değildir. Evet. Şiir olan hakimiyetle alakalıdır ve diğerinde Yahya Kemal olması konusunda isabet duymuşlardır diyor. Belki bu hatırayı başka bir yerde duyamazlardı. O anı nakledebildik. Hocama da, Tahir hocama da buradan selamlar, hürmet ediyorum, ellerinden öpüyorum. Şimdi bakınız, mecmuaya dikkat buyurun. Dünyadaki o tarih, artık 70'li yıllardaki, 60'lı yılların sonu demişti. 100 şairden bahsedilirken içinde 2 tane Türk var. Evet. O an yaşayanlardan. Bu Evet. akşam bir konuya nispeten söylüyorum. O zaman biz şunu soralım. Dünya üzerinde yaşayan şairlerden, bugün yaşayanlardan kim var? Elbette sizler varsınız. Estağfurullah. Sizlerin kalemi, lorileriniz var. Eyvallah. Çok teşekkür Süheylalarınız ederim. var. Minnettarım. Süheylalarımız var. Kimler yok ki? Ama yargıdan Allah'a sığınmak kaydıyla şöyle göstereyim. Yeterince gözüküyor mu? Evet, Bu evet. var. Evet. Gün Haddim doğmadan. olmayarak yanını gösterelim. Kendisi de böyle şeylerden haz etmez. Allah ona uzun ömürler versin. Amin. Çok büyük bir birikimi taşımaktadır. İçinde çok büyük bir tefekkür taşımaktadır. Sizler de okumuşsunuz ve etkilenmişsinizdir diye düşünüyorum kıymetli hocam. Sezai Kesinlikle olmaz mı Karakoç'un. hocam? Çok kıymetli. Evet. Çok kıymetlidir. Evet. Ama Türkiye geliyor. Bunu müjdeleyebilirim size. Türkiye şiir ve edebiyatta yeni bir kapıyı aralamak üzere. Ben İnşallah. haddime asla aşağılık iddiam yok malumunuz. Ama ben 2020'li 30'lu yıllarda Türkiye'nin, bu takip ettiğim kadarıyla, çok büyük bir şiir fraksiyonunun doğumuna gebe olduğunu tahmin ediyorum. Siz de yakından belki takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum.
Evet hocam, hazır bu mevzuya girdiniz. Aslında ben tabii bu konuyla ilgili hemen bir soru daha aklıma geldi ama öncelikle ben sizden bir şiir almak istiyorum, müsaadeniz olursa, izniniz olursa. Yani Estağfurullah. sizi hayranlıkla bu anlamda dinleyen isimlerden biriyim. Bunu özellikle de söylemek istiyorum. Bu eğer Estağfurullah hocam. Evet, istiyorsun. şiir okuyacaksanız, ben bunu bizi şu anda izlemekte olan Ayhan Aşkın beyefendiye, Hamide Donmuş hanımefendiye, Memduh Bayezid kardeşimize, Leyla Yiğit Kaya kardeşimize ithaf etmek istiyorum. Ayrıca Akdamar TV'ye gelsin. Sizin de tabii söyleyeceğiniz varsa buyurun hocam. Kıymetli hocam, zevk duyarım. Eyvallah. Sizin Davudi sesinizin benimkinin Estağfurullah. kumaşından daha iyi olduğundan emin olarak, Estağfurullah. haddi Oo, olmayarak, minnettarım. Üstad Ekber Estağfurullah. Koç'un Hızırlar 40 saatinden 33. baptan bir miktar okuyayım. Buyurun Siz hocam. bana işaret ettiğinizde de durayım inşallah. Ya da 33. babı okuyup bitirelim. 3-4 sayfa gibi ama hızlı okuyayım inşallah. Buyurun hocam. Herhalde 4-5 dakika sürebilir. Evet, buyurun hocam. Tadına varalım. Az olmaz Sezai Karakoç'un şiir zevkini paylaşalım inşallah. İnşallah. Buyurun hocam. 33. Sütunlar çökse ne dersiniz? Save gölü kurusa ne dersiniz? Sönmez ateş sönse, geyikler durursa Yezbül dağında, çölün davulu çalınsa, kabile süt kabileleri duygularında dağlar ağarsa, başaklar sararsa ne dersiniz? Bir çocuk doğdu Amerika'da. Bir zenci zincirinin şiiri ve bir çocuk Avrupa'da radyo bulucusunun dedesi, savaş koparan çocuklar. Şairler, sultanlar, müneccimler bu gece doğdu sabaha vardılar. Mekke'de küçük bir evde zeytinyağından bir lamba odalarda dönüp duran yaşlı kadınlarla loş bir salonda bekleyen büyük baba, amcalar, dayılar, bir sır söyleyen yaşlı bir adam da var. Gece yanan anne, aydınlık bir bardak var. Beyaz bir yastık kıyısından, Hızır eliyle içilen sudan, Meryem'in duyduğu kelime gibi, kabartmalaşıyordu içinde yavaş yavaş, sağ çocuğun çizgileri, altın getiren bir deniz gibi, aşırıyordu buram buram yüz engebeleri. Arafat'taki çiçeklerden gelen bir akşamdı odaya. Yumuşakken rahibin bildiği, hazırlık olsun diye olaya kurmadan bir kentin sesini duyan Meryem çarşafları açıyordu. Suya bırakılmış çocuğu kurtaran kadın Asiye savıyordu ol kadınlarını dışarı. Çok melek vardı ki doğan günün yüzünü fırçalıyordu, ayın yüzünü cilalıyordu, ateşini tazeliyordu cinlerin bakireleri. Kabartmalaşıyordu içinde yavaş yavaş sağ çocuğun çizgileri, altın getiren bir deniz gibi ağır madenli duydular atlar Nur Dağı'nın geleleri gelişti yönünde. Yerdeki savaşların develerse köpük saçıyorlardı ağızlarından. Yüksek bir bilgi sarhoşluğundan düğünlerde akan suyun sesi değişti. Esen rüzgarların doğrultusu gün döndü. Açtı mevsim. Akarak doldurdu kan boşluğunu gül, volkan boşluğunu gül, şarabı köpüklere boğup geçen süt devrimi. İstanbul'da bir balıkçı, Haliç'te bir hayal gördü, gitti eve yorganlara sarıldı. Bizans sarayında kristal bir kadeh kırıldı, bozuldu durdu güneş saati Kudüs'te, Roma'da, zindanda ateşlerden geçmiş bir adam, hiç konuşmayan yıllarca doğruldu, ayağa kalktı, yüzü ay olup aydınlandı. Günaydın, günaydın. Ey kutlu anne, günaydın. Ey doğan çocuk, günaydın. Kabaran deniz, günaydın. Koşan muşlu köleleri, günaydın. Günaydın bütün insanlar. Günaydın yeryüzünün yüz akı Müslümanlar. Günaydın Kur'an, Cebrail, günaydın. Dur, İsrafil, günaydın. Baş kullar, Tekin suresinin gerçekleştirme ordular, Mevlüt yazan şairler, umutsuz insan için ufuklarda toz koparan veliler, yüreğinde bir deniz çalkalayan kadınlar, günaydın. Alnında ter birikmiş, ekmeğini kendi elinden devşirmişler, sabır yaprakları, günaydın. Kur'an'ı kentlere sindiren kişi, sulh zamanı,
Gözün aydın olsun, günaydın. Kanını savuran susamış kara. Savaş zamanı, sancağı kanının basıncıyla dimdik duran şehit. Günaydın, günaydın Tevrat'ı aslından okuyan, İncil'in öz sesini duyanlar. Gerçek Musevi, gerçek İsevi, gerçek Hristiyan. Havralarda, manastırlarda, kendilerini çekip çıkaranlar dernekten, gün yüzüne özlem çekenler. Günaydın, Bedir'de, Yermuk'ta, Hendek'te, Uhud'da, 1. Cihan Savaşı'nda, Yemen'de, Kafkaslar'da, can verirken bile talavat ettiren, şehit olurken tekbirlerden, bir cennet kenti yükselten dudaklarında. Günaydın, günaydın. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Yüreğinize sağlık. Vallahi harikaydınız Meriç Hocam. Çok teşekkür ederim. Allah. Alıp götürdünüz bizi. Çok sağ olun. Yüreğinize sağlık. Emeğinize sağlık. Estağfurullah. Minnettarım. Çok teşekkür ederim. Sesinize sağlık. Meriç Hocam, tabii bu Cumhuriyet'in Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatını incelediğimiz zaman sizdeki özetini ben merak ediyorum. Haddimi olmayarak sizin alanınıza tacizde bulunmakla istemiyorum. Aslında siz konuşsanız biz dinlesek daha güzel olacak ama usul böyle konuk çağırdığınız için ben konuşuyorum. Lütfen. Aman lütfen, ha. Estağfurullah. Haddimi olmaz. Haddim lütfen, olmayan şeylerde olursa bağışlansın. Şimdi şöyle çarpıcı bir örnek vererek giriş yapmış olayım. Buyurun. İşte garip akımının garip temsilcisi Orhan Veli diyeyim mesela. Evet. Evet. Birilerinin düşman kesildiği, işte eski şiiri bitiren, yeni döneme geçişte şiirden başka bir şeye benzediğini iddia edilen, katıldığını ifade etmeyeyim. O da bir süreçti, o da bir devirdi, o da bir gün yaşandı ve bugün yarasıladı bizi. Sizlerin doğumu, Orhan Veliler'in garip akımını Türkiye'ye getirmesinden, efendime söyleyeyim, yedi ececilerin bulunmasından sonra ancak gelişebilecek şeyler. Durup dururken olacak şeyler değildi. Evet. Ama eleştiri yapma hakkımız. Şunu ifade edeyim. Orhan Veli rahmetlinin şiirinden önce, o serbest nezir dediğimiz şiirden evvel kendisinin divan edebiyatına olan hakimiyetini bilmeden onun şiirini almak intihardır işte. O divanı hatmettikten sonra o şiir. Fakat bugün benim otobüste omzuna çarptığım bir genç, mesleğiniz nedir? Aa, sizi tanıyorum, yazar mıydınız? Benim de şiirlerim var. Diyerek başladığında önce kaç tane şiir yazdığını, sonra kimler okuduğunu sorduğumda ben okumadan yazıyorum demek gibi bir cüreti gösteriyor. Maalesef. Şiirin hiçbir çağda bu kadar ayaklar altına alınmayan kimse tarafından böyle bir şey reva değil. Türk şiiri de hiçbir dönem için bunlar reva değil. Elbette Şeyh Galip'lerin döneminden bakıp da Nedim'lerin döneminden bakıp da 1900'lere gelindiğindeki divan edebiyatını ele aldığımız zaman orada artık kendini tekrar ve fasit daire üretim edebiliriz. Belki Orhan Veli şiirinin dönem Cumhuriyet Edebiyatı'nın batı taklit çabası içerisinde olduğunu ve başarılı olmadığını da söyleyebiliriz. Fakat bu Türkiye'de biraz önce söylediğimiz 1940'lardan sonra yükselen trendin ve bugünlere kadar gelen edebiyat birikimimizin yok olduğu anlamını asla taşımaz. Türkiye'de bir edebiyat var. Güçlenerek gelmektedir. Bugün devlet eliyle de TRT bir sanat kanalı açtı. Belki takip edenler vardır. Doğru. Orada çok ciddi edebiyatla ilgili programlar var. Sanatla ilgili programlar var ve sürekli olarak ulusal kanallarda yazarlar ve şairler konuk edilmekte kendilerini ifade edecek imkanlar bulabilmektedirler. Her ne kadar otobüsteki gencin Türkiye'deki sayısı yüz binleri bulsa da gerçek şair ve yazarların da kendilerini ifade edebileceği platformlar açıktır. Onların da kendi izbelerinden bir an önce çıkıp biz buradayız. Edebiyat namına hareket ediyoruz. Orhan Demirtaş program yapmış. Ben de gideyim anlatayım demelerini istiyorum. Ben davet ediyorum. Ben edebiyat sever bir Meriç Turan olarak onları davet ediyorum. Lütfen çıksınlar. Van'dan çıkar 30 kişi, Maraş'tan çıkar 50 kişi. Bakın bir şehirden 30 yazar şair diyor ve gerçekten bunlar ciddi kalemler. O zaman Türkiye'de edebiyatta ümit var olabiliriz diye düşünüyorum. Türkiye özellikle 1970'lerin sonunda, 1980'lerin başında köyden şehre göçün tahkiye edildiği uzun hikayeler, romanlar,
devrinden sonra yeni bir edebiyat çağına girmiştir benim gözümde. Ben böyle düşünüyorum. O çağdan sonra yazmaya başlayan herkes tabidir. Az çok bundan etkilenmektedirler. Ve dijital yozluktan kurtulmanın yolu, bir cümle daha araya ekleyeyim. Bu çağın insanına birilerinin seslenmesi lazım. Yalnızlaştırılmış bu çağın insanına sesleniyorum. Seni menfaatsiz dinleyebilirim. Senden bir şey istemeden sana bir iyilik yapabilirim. Çıkarsızca sana dokunabilirim. Senin derdini dinleyebilirim. Dijital çağın odalara kapatmaya çalıştığı, tabutlara kapatmaya çalıştığı kardeşim. Bu çağ verdiği her şeyle senin değerlerini almaktadır. Böyle bir tebdil usulü vardır. Lütfen edebiyata, şiire, sanata kulak ver. Oku. Dijital çağ bu çağ insanlığın ufku olamaz. Yani bir genç düşünüyorsa şöyle de, buradan sonra insanlığın gidebileceği bir yer kalmamıştır diye düşünüyorsa işte edebiyatçının görevi, şairin görevi bunu yıkma. Biraz önce okuduğumuz bu değerleri onun önüne hazırlayıp getirmek ve onun anlayacağı dille onu anlatabilmek. Tabii ki kolay değil. Görsel hafızanın güçlendiği, sunumların hızlandığı, tüketimin arttığı bir çağda sen bir genç nasıl ikna edeceksin? Bilge'nin Günlüğü okumaya, Müşteri Karakaya okumaya nasıl ikna edeceksin bir genci? Ne Değil. söyleyebilirsin? Bir gence Türkçenin kıymetini nasıl anlatabilirsin? Ya tam bir adam vardı. Bizim başucu kitabımız olmalı yavrum. Bu kitabı aman oku. Nasıl diyebilirsin? Onlara Yunus Emre'yi nasıl anlatacağız? Nuri Parti'yi nasıl anlatacağız onlara? Anlatacağız. Yani işte sizlerin de desteğiyle ben edebiyatın, şiirin, kültür ve sanatın insanlığın her çağında, bugün ve ilerleyen asırlarda insanlığın en vazgeçilmez ulaşım, iletişim ve nakil aracı olduğuna inanan bir kardeşiniz maalesef. Evet hocam. Var hocam bir şiir daha alalım mı? Vallahi böyle mest olduk var ya. Çok güzel, çok etkili, çok Estağfurullah. hakikaten mükemmel bir program yaşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Sizin muhabbetiniz, bizim size olan hasretiniz böyle bir hadiseyi inşallah tarihe nakşettiriyor. Buradan bizi takip ettiğini düşündüğüm kıymetli Bayram Dalkılıç hocama da, Profesör Doktor Bayram Dalkılıç hocama da Evet. bugün vakit ayırıp şu değerli saatini, akşamı burada dar vaktini ayırıp da bu programı izleyen her kim varsa selamlar ediyorum. Nurullah hocama da selamlar ediyorum. Nurullah Gence Evet. selam ediyorum. Ondan bir Ayrıca şiir okuyacağım inşallah. hocam bu tabii bizim tabii Akdamar TV'de emektarlarımız var, kamera arkamız var. Sevgili yönetmenimiz Serhan Yazlığa gelsin, Serhat Yazlığa gelsin, Ayhan Yazlığa. Ayrıca Samet Şavlu kardeşimize gelsin. Geçen haftadan borcum vardı ona. Unutmuştum hocam ismini. Tabii Evet. bugün size nasip oldu ama çok da güzel bir şans oldu bizler için ya da işte Samet kardeşimiz için. Size Hürmet ediyorum tesadüf Samet etmesi de bana kardeşimize, göre çok selamlar büyük bir ediyorum. şanstır. Ayrıca Samet Şavlu kardeşimize gelsin. Bizi izleyenlere gelsin. Evet, takipçilerinize de hürmetlerimi sunuyorum. Eyvallah, Beni çok bugün teşekkür gönül ederim. hanelerine, sıcak yuvalarına kabul ettikleri için onlara müteşekkirim. Sürçülisan Eyvallah. etmiş isek muhakkak Estağfurullah. etmişizdir affola. Estağfurullah. Buyurun hocam. Nurullah Genç'in Rüveyda isimli bir eseri var. Evet, Çok kıymetli. evet, evet. Tavsiye ederim. Nazire yazan ender şairlerimizden malumunuz. Akşamımızın anlam ve önemine binaen şu şiirini naçizane okuyacağım. Lütfen buyurun hocam. Çağır bütün şairlerini yeryüzüne diyeceğiz. Çağır bütün özlemlerini yeryüzüne. Koysunlar bir yangına yüreklerini. Görelim hangisinde mahzun köleler yokluğunda kesiyor bileklerini. Hangisinde kum saatleri kırılmış, parçalanmış aynaları derinliklerin, hangisinde öylesine güzel, öylesine narin, ruhumu avuçlarında taşıyan, güvercinleri kıskandıran ellerin, hangisinde en okyanusu şiirlerin, varlığına pervasızca adıyor ömrünü, meydan okuyup rüyalarına iklimlerin, hangisinde titretiyor, ürkütüyor ölümü, gençliğin adına, güzelliğin adına, çağır bütün yakarışlarını yeryüzünün, yanlarında getirsinler hünerlerini,
kan bulaşmış olmalı her birinin gözyaşlarına, alın terine göstersinler. Senin de bilmediğin bulutların, bahçelerin, ışıkların göğsünde uyuyan yerlerini, mührünü vurmalılar şiirin tam yerine. Çağır bütün gezginlerini yeryüzünde. Bulabilecekler mi yüzünün gizemli toprağında papatyaları, kardelenleri, yeraltı sularını, nehirleri, gölleri? Çıkarabilecekler mi gözlerinden, gözlerin sonsuzluğa dönüştürürken denizleri? Çağır bütün şairlerini yeryüzünün. Konuştursunlar ardın sıra kelimeleri. Heceleri kanatsınlar bir mumun alevinde. Kim bilir, belki bir gün çıkar da birileri. Beni bir dizesinde öldürür sultan gibi. Bütün şiirlerinde çoğaltırsa. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Çok teşekkür ederim. Vallahi Meriç Hocam, gecemizi aydınlattınız, günümüzü, zamanımızı, vaktimizi aydınlattınız. Gerçekten çok teşekkür ederim. Malumunuz belli bir süre yayın yapma durumumuz var. Emin olun hiçbir şekilde doyum elde etmedik. Açlığımız hala devam ediyor. Meriç Turan açlığımız devam ediyor, onu söyleyeyim. Son derece güzel bir insansınız. Ben varlığınıza teşekkür ediyorum, varlığınıza şükrediyorum. Haşim Toprak beyefendi tabii bu akşam bizi izliyor. Kendisine de selamlarımı söylüyorum, saygılarımı söylüyorum. Saygıdeğer hocam, davetimize icabet ettiniz. Çok teşekkür ederim. Sizlere, Kahramanmaraş'taki dostlarımıza, arkadaşlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı iletin lütfen. Varlığınıza şükredenlerdeniz. İcabet ettiniz. Çok teşekkür ederim. Son birkaç sözünüzü alalım saygıdeğer hocam. Buyurun. Şöyle ifade edeyim. Evet. Bana geldiğim vakit kapısını çalabileceğim, evinin yolunu bildiğim onlarca dostum var. Van gerçekten benim için çok kıymetli. Yurt bildiğim güzel bir coğrafya parçası. Anadolu'nun benim nazarımda gerçekten donanmış bir beldesi. Şöyle yapalım. Ben Müşteri Karakaya hocamın elinden bir defa öpeyim. Bütün bana kucaklamış olayım böylelikle. Sesim ulaştığı herkese, bütün dostlarımı saygıyla selamlıyorum. Akdamar TV'nin kıymetli yetkililerine ve kıymetli ekibinize, yapımda yayında emeği geçen tüm dostlara muhabbetle selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin de bu naçizane muhabbetli, tadına doyumsuz sunumunuz ve ev sahipliğinizden çok memnun ve müteşekkirim. Çok teşekkür ederim. İnşallah kısmet olursa, vakit olursa şöyle bir tur yaparsınız dostlarımızla tekrar şöyle bir görüştükten sonra bir yolumuz daha düşer inşallah. İnşallah. Ben sabırsızlıkla o günü bekleyenlerden olacağım değerli hocam. Biz evet sevgili Akdamar TV izleyicileri, dostum, kardeşim, güzel kalemli insan, Meriç Turan beyefendiyi bu akşam misafir ettik, konuk ettik. Sağ olsun davetimize icabet etti. Çok da değerli aktarımlarda bulundu. Ben kendisine tekrar şahsımen de Akdamar TV adına teşekkür ediyorum davetimize icabet ettikleri için. Tabii Orhan Demirtaş'ta 7 sanat programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım başka bir programda tekrar birlikte oluruz. Ben tabii malumunuz bir salgın dönemi yaşıyoruz. Ve bu salgın döneminden inşallah ülkemiz en az hasarla, en az kazayla, en az belayla bir an önce kurtulur. Ve rahat eski yaşamımıza geri döneriz. Bunu umut ediyoruz. Bu duayla sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim.